Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in 2. kanalına hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size trafik güvenliği dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazılınızda çıkabilir diye düşünüyorum. 1. sorudan hemen başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur diyor. Yolculuk sırasında aracın camından dışarı sarkabiliriz. Tabii ki bu yanlış bir davranış. Kaykaya binerken herhangi bir güvenlik önlemi almaya gerek yoktur diyor. Bu da çok yanlış bir davranış. Çünkü kask, dizlik takmamız gerekir tabii ki. Bisikletimiz ile akrobatik hareketler yapabiliriz. Yanlış. Oyun oynamak için oyun parklarını kullanmalıyız. İşte doğru cümle burada. D şıkkını işaretledim. 2. Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir? Geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, geçiş sırası ve geçme yönü. Doğru cevap geçiş üstünlüğü olacak. Şimdi nasıl oluyor bu? Ambulans işte acil bir durum var. Hasta götürüyor hastaneye. Çok hızlı gitmesi gerekiyor. Hız kurallarına uymayabilir. Yön değiştirme kurallarına uymayabilir. Ya da itfaiye işte yangın çıkmış. Oraya yetişmesi lazım. Çok hızlı gitmesi lazım. Kurallara uymama hakkı var. Buna geçiş üstünlüğü deniyor. Gelelim 3. soruya. Aşağıda verilen trafik levhaları ile anlamlarını eşleştiriniz diyor. Şimdi burada çeşitli levhalar görüyorsunuz. Ben ilk önce kısa bir bilgi vereyim size. Yasaklayıcı levhalar var buradaki resimler içerisinde. Onlar da şu yuvarlak olanlar ve etrafı kırmızı ise yasaklıyor demektir. Yani şu levhanın olduğu sokağa bisikletin giremeyeceğini, bisiklet sürücüsünün oraya giremeyeceğini bisikletiyle beraber söylüyor. Mesela buradaki levhada o yere, oradaki yola kamyonların giremeyeceğini söylüyor. Üçgen olanlar etrafı kırmızı ise bunlar da ikaz ediyor, uyarıyor. İleride diyor işte tren geçidi var, dikkatli ol diyor sürücülere ve yayalara. İşte okul geçidi var diyor, işte trafik işaret lambaları var diyor. Bir de şöyle mavi şekilde olanlar ve böyle dörtgen şeklinde olanlar var. Bunlar da bilgilendirici levhalar. Yani ileride hastane olduğu bilgisini veriyor. İşte ileride yaya geçidi var diyor. Şimdi bunları eşleştirelim. Bakın kamyon giremez. Yani şu levha. Şöyle eşleştirelim. Işıklı işaret cihazı. Şöyle şuralardan aralardan götürüp buraya birleştiriyorum. Okul geçidi. Bakın buradaydı değil mi? Okul geçidini birleştirelim. Demir yolu geçidi şuradaydı. Bunu da şöyle uzaklardan dolaştırayım madem. Bu şekilde eşleştireyim. Sonra yaya geçidi var şurada. Bunu da getirelim buradan. Bunu da buraya birleştirelim. Ve bisiklet giremez. Bunu da şöyle bunların arasından bu şekilde eşleştirelim. Şimdi 4. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Arka kapıdan binip ön kapıdan inmek. İşte bu yapılmaması gereken. Tam tersi olacak yani. Önden binmeli, arkadan inmeli. Duraklarda binmek ve inmek evet doğru davranış. Dikkatli ve sakin davranmak da doğru. Sıra halinde inip binmek tabii ki bu da doğru. 5. soruya bakalım. Ambulans ve itfaiye araçlarında tersten yazılmış bakın ambulans ve itfaiye. Böyle yazılar neden ters yazılır? Değişik görünmesi için, ilgi çekmek için, diğer araçların aynalarından düz okunması için bir nedeni yoktur diyor. Doğru cevap C şıkkı. Yani önde giden araçlar aynasından baktığında arkasından gelen ambulansı ve itfaiyeyi yazılarından anlayabilir. Çünkü ayna ters gösteriyor yazıları. Yani oradaki aracın üstüne bu şekilde ters yazıldıysa öndeki sürücü aynadan bakınca bunu düz görecek ve doğru okuyacak. Ve ona göre kendisini kenara alacak ve ona yol verecek yani. Bunun için diğer araçların aynalarından düz okunması için. 6. Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili doğru bilgi verilmiştir? Emniyet kemerini sadece arka koltukta oturanlar takmalıdır. Tabii ki yanlış. Sadece yetişkinler emniyet kemerini takmalıdır. Bu da yanlış. Özel taşıtta bulunan herkes emniyet kemerini takmalıdır. Evet bu doğru. C şıkkını işaretleyelim. Emniyet kemeri takılması zorunlu değildir diyor. Bu yanlış. Zorunludur. Muhakkak takılması lazım. 7'ye bakalım. Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Hareket eden araçların ön veya arkasından geçmek. İşte bu güvenli bir yol değil. Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek güvenli. Üst veya alt geçitlerden geçmek güvenli. Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek de güvenli.
A şıkkı güvenli değil. Biz de bunu arıyoruz zaten. 8. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgisi yoktur? Şöyle yaklaştıralım soruyu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün var. Karayollara Genel Müdürlüğü'nün de var ilgisi. Sağlık Bakanlığı'nın da ilgisi var. Ama Kültür ve Turizm Genel Müdürlüğü'nün trafikle ilgili bir görevi ve sorumluluğu yok. O yüzden cevap D şıkkı olacak. 9. Karayollarına trafik işaret ve levhalarının konulmasının temel amacı nedir? Sürücülere yolun açık olduğunu göstermek, güvenli ve düzenli bir trafik ortamı sağlamak, araçların daha hızlı gitmelerine yardımcı olmak, yayaların yoldan geçmelerini yasaklamak. Doğru cevap güvenli ve düzenli bir trafik ortamı sağlamak. Cevap B şıkkı olacak. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi trafikte geçiş üstünlüğü olan taşıtlardan değildir diyor. Polis arabası, ambulans, itfaiye, otobüsler. Doğru cevap otobüsler olacak. Diğerlerinin geçiş üstünlüğü var. Otobüslerin böyle bir üstünlüğü yok. Bisiklet kullanırken aşağıdakilerden hangilerini kullanmamız gereklidir? Ceket, kask, dizlik. Şimdi dizlik ve kask gerekli de ceket olsa da olur olmasa da bunun mecburiyeti yok yani. Ceket, çorap, dizlik bu da olmadı. Kask, dirseklik ve dizlik. İşte bu. C şıkkı. Bunların olması gerekiyor. Ceket yine ceket yazdığına göre bunlara bu şık da doğru değil. 12. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi demiryolu araçlarından biri değildir? Metro, evet, şehir içinde kullanılan demiryolu taşıtları var biliyorsunuz. Toplu taşıma araçları. Bunlara metro deniyor. Tramvay da raylar üzerinde gidiyor. Tren de aynı şekilde ama otobüs değil. Otobüsü işaretleyelim. Cevap B şıkkı oldu. 13. soruya bakalım. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Güvenli olmasına evet dikkat ederiz. Ulaşım süresine dikkat ederiz. Yani kısa zamanda mı gitmek istiyoruz? Daha uzun sürede mi gitmek istiyoruz? Buna dikkat ederiz. Ama ulaşım aracının rengi önemli değildir. Rengine dikkat etmemize gerek yok. Cevap C. Ekonomik olmasına da dikkat ederiz. 14'e bakalım. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yayaların yürümesi için ayrılmış karayolu bölümüne ne ad verilir? Alt geçit, banket, okul geçidi, üst geçit. Doğru cevap banket olacak. Bazı yollarda yaya kaldırımı olmuyor ama yayaların yürümesi için böyle asfalt olan kısmın kenarında banket dediğimiz bölümler oluyor. Evet, cevap B. Trafik kazalarının en önemli sebebi nedir? Hava koşulları, insanların dikkatsizliği, yol koşulları ve araç arızaları. Şimdi bunların hepsi bir sebep ama en önemlisi insanların dikkatsizliği. Çünkü kazaların çoğu insanların dikkatsizliği sonucunda oluyor. Cevabı işaretledik. 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir diyor. Yani kaza olmuş, ondan sonra ne yapmalıyız? 112 acil yardım merkezini aramak, evet güzel, bunu uygulayabiliriz. Diğerlerini kontrol edelim. Yaralıları kol ve bacaklarından tutarak çıkarmak. Bu olmaz. Bu yanlış bir davranış. Çünkü onların daha çok acı çekmesine veyahut da farklı durumlara yol açabiliriz. Kaza yerinde kalabalık oluşturmak. Bu da iyi bir şey değil. Hiçbir şey yapmadan beklemek. Bu da uygun değil. Tabii ki hemen 112 aranmalıdır ve haber verilmelidir. 17. Aşağıdakilerden hangisi güvenli yolun özelliklerinden biridir? Bizi gideceğimiz en kısa zamanda ulaştıran yoldur. Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur. Evimize en yakın yoldur. Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur diyor. Tabii ki doğru cevap B şıkkı. Üzerinde trafik işaret ve levhaları bulunan yol daha güvenli tabii diğerlerine göre. Cevap B şıkkı oldu. 18. Otomobil kullanmayı öğrenmek ve sürücü belgesi almak isteyen birisi ne yapmalıdır? Belediyeye başvurup bilgi almalıdır. Olmaz. Belediye bu konuda bilgi vermez. Çünkü onun işi değil yani. Sürücü kursuna kayıt olup eğitim almalıdır. İşte bu doğru. Bir şey yapmasına gerek yoktur. Yanlış. Trafiğe çıkıp araba kullanmalıdır. Zaten yanlış. İlk önce sürücü belgesi alması için bir kere sürücü kursuna kayıt olmalı. Oradaki eğitimi almalı. Sonra sınava girecek. Sınavı kazanacak. Ondan sonra sürücü belgesini alacak. 19. Trafikte en önemli şey nedir? Taşıtları korumak, insan hayatı, bakımlı yollar, yaya geçitleri diyor. Tabii ki en önemli olan insanın hayatı. İlk önce insanların hayatı önemli. Diğerleri daha sonra geliyor. Son soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların özelliklerinden değildir diyor. Bu araçlar ancak görev halindeyken geçiş üstünlüğüne sahiptir. Evet doğru. Örneğin bir ambulans, acil bir hasta varsa, acil bir durum varsa evet geçiş üstünlüğünü kullanır. Ama
Herhangi bir hasta yokken normal işte bir yerden diyelim ki başka bir yere gidiyor. O zaman herhangi bir geçiş üstünlüğü yok. Bu cümle doğru. Bu araçlar görevde olmasalar da ışıklı ve sesli işaret kullanabilirler diyor. Bu yanlış. Çünkü görevde olmadığı zaman bunları yapmasına gerek yok. Bu araçlar görev halinde olduğunu belirtmek için ışıklı ve sesli işaret kullanmak zorundadır. Evet, doğru. Bu araçların 150 metreden duyulabilecek düzeyde ses çıkaran cihazlar kullanırlar. Bu da doğru. Biz hangisi değildir diyordu. Yani yanlış seçeneği arıyorduk. O zaman cevap B şıkkı olacak. B şıkkını işaretleyelim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.